Merhaba, bu hafta Airport'ta renkli bir isim var. Tanınmış iş kadını Leyla Alaton. Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizin iş kadınlık tarafınızı bir kenara bırakarak seyahatlerinizi, gezilerinizle ilgilenmek istiyoruz. Memnuniyetle. Öyle zannediyorum ki başka yerde paylaşmadığınız şeyleri, seyahatleri, anıları, tecrübelerinizi bizimle paylaşacaksınız. Memnuniyetle. Öncelikle seyahat sizin için ne anlam ifade eder? Benim için seyahat bir tek nedenden dolayı yapılır. O da evi özlemek için. Uzun mu gidersiniz? Kısa giderim. Yani 3 gece bir yerde kalsam evi özlemem için bol bol bana yeter. Nitekim çocuklarımdan ayrı gidiyorsam 3 geceden fazla kalmamaya özel itina gösteririm. Onlarla gidiyorsam 3 ayda gidebilirim. Yani sorun yeter, yok diyorsun. Yanımda olduktan sonra onlar bana fark etmez. Ama onlardan ayrı gidiyorsam, bir iş için gidiyorsam veya çok kısa bir sanatla ilgili bir seyahat, bir fuar gezmek için gidiyorsam 3 maksimum 4 gün kalırım. İlk seyahatiniz nedir desem, nereden başlamak istersiniz? İlk seyahatim. Evet. İlk zor seyahat sömestr tatili vardı bizim gençliğimizde, biz büyürken. Şubat tatili dedikleri sömestr tatili 15 günlük. Onda babam, annem ve erkek kardeşimle daha çok kayağa giderdik. 2 hafta boyunca. Çünkü evet, o zamanlar seyahate gitmek böyle 2 gün sonra dön ne oluyoruz yani? Nerede bir uçak parası harcadın mı? Yani bu bir büyük bir olay aslında insanın hayatında. O zamanlar öyleydi. Yani bir seyahate gitmek senede bir maksimum 2 kere yapılan çok büyük bir olaydı. Veyahut da annemin babamın seyahatten döndükten sonra bize getirdikleri, yani oturup o bavulun etrafında saatlerce aynen fır döndüğümü çok iyi hatırlıyorum. Yani seyahat çok şey değiştirdi, anlamını değiştirdi. Onun için gençliğimden yani ilk seyahatlerimden bahsedecek olursak kayak seyahatleri ve İsviçre'ye. Ama daha sonra siz çok fazla seyahat ettiniz. Tabii. İlk uzun seyahatiniz Amerika mı oldu? Evet, 17 yaşında ilk Amerika seyahatim oldu. O da çok güzel, babamın planladığı bir seyahatti. Tek başınıza mı? Hayır, hayır. Annem babamlaydı. Kardeşim zaten lisede orada okuyordu. Hatırlıyorum New York, San Antonio, Texas. Çünkü Üzeyir Bey'in oğlu İzzet orada okuyordu, ona gitmiştik. Evet. Ondan sonra Florida'ya gittik. Hatta bir cruise da yapmıştık. Cozumel, St. Martin falan birkaç adaya. Ciddi uzun bir seyahatti uzun bu. Evet. Siz yalnız, yani ailenizin dışında hiç seyahat etmediniz mi? Aa, tabii ki ettim. Biliyorum. Niye etmeyeyim? Ben şimdi oraya gelelim ya. Evet. Ama gençlikten bahsettiniz. İlk seyahatlerimden. 17 yaşından, evet. Evet. Sonra tek başınıza ne zaman yollara düşer oldunuz? Amerika'da okurken, üniversiteye Amerika'ya, üniversiteyi Amerika'da okumaya gidince yollara düştüm. Ve o zaman da ama bir kışın gidilirdi, yazın dönülürdü. Yani öyle zırt pırt her seyahatte yoktu öyle işler. Onun için büyük bir özlem vesaire ama hakikaten asıl uçma o zaman başladı tabii. O ilk uçuşunuzda, tek başınıza uçuşunuzda yalnızlık hissine kapıldınız mı? Hiç hatırlamıyorum. Evden ayrılma falan. Zannetmiyorum. Hayır, isteyerek çünkü. Bir de alışmıştım. Yani bütün bunlar alıştırmadır. Evet, aileyle gidiyorsunuz. Aynen. Ha, zaten falan. Yalnız gitmedim. Kuzenimle gittim okumaya. Yani biz can yoldaşım vardı. Halamın oğluyla gittik biz okumaya. Onun için o da büyük. Tabii o çok büyük bir şeydi. New York'a indik ikimiz. Doral Inn diye hiç unutmuyorum. Bir dandik otele gittik. İlk gece orada kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. İyi hatırlattınız. Amerika'ya gittiniz, okul, etrafta keşfettiniz. Sonra Amerika'yı keşfe ne zaman çıktınız? Amerika'nın içinde çok seyahat etmedim. Yani bugünkü kafamla olsa herhalde haftada bir yere giderdim. Evet. Yani çok üzgünüm daha fazla hakkını vermediğim için. 1980 senesinde bir yere gider ve orada dururdun yani. Öyle oradan oraya zıp zıp böyle bir durum. Ancak çok büyük iş insanıysan yapardın yani bir fuara gitmek vesaire. Yani seyahat daha lükstü. Çok daha büyük bir lükstü insanın hayatında. Bu kadar değişen ve dönüşen, aynı zamanda da yoğunlaşan seyahati insanlar ne derece iyi organize edebiliyor? Seyahate çıkmadan önce
ne derece iyi planlayabiliyor? Siz nasıl gerçekleştiriyorsunuz şu anki seyahatleriniz? Mesela bir yolculuğa çıkmadan önce gideceğiniz yerle ilgili araştırma, gideceğiniz hava yolunu seçme, işte ona göre kıyafettir, valiz hazırlamadır. Buraların ne derece başardık, siz ne derece başarılısınız? Güzel soru. Ben çok başarılıyım bu konuda. Çünkü ben planlı ve programlı olmayı seviyorum. Yani plan ve programa inanıyorum. Böyle gideyim, bakarız diyenlerden değilim. Çünkü vaktim çok değerli. Bir de eskisi kadar ne gittiğim yere mal götürüyorum ne de mal satın alıyorum. Evet. Yani eskiden ki benim ekses bagaj olayım çok yoktur. Hayatımda bir kere ekses bagaj ciddi ödedim. O da ilk Fas'a gitmiştim. 5 kere gittim ben Fas'a. Fas'ta ne getirdiniz ki? Ben Fas'ın kendisini getirdim ayol. Gözüm döndü. İlk Fas'a gittiğimde benim gözüm döndü. Neresine gitmiştiniz değil ki? Marrakeş mi? Marrakeş, Essaouira, Tarudan, Zagora. Ben Fas'ı Fas Türkiye kadar bilirim evet. Yani. Bir ekiple bir yere giderken işte bu sanattır, başka şey değil. Yani planlı programlı bir şeyle giderken ne yapacağınız 3 aşağı 5 yukarı belli. Evet. Tek başınıza giderken nasıl bir konsepte valizi hazırlarsınız? Kıyafet seçimidir, işte bakımdır. Ben bavullarımla, yani bavulumun küçüklüğü ve hafifliğiyle gurur duyacak kadar az hafif eşyayla gidebilirim. Onu söyleyebileyim. Söyleyebilirim. Şöyle ki bir bakım dediniz, saçlarım evet. Kısa. Şampuan dediğin her otelde var. 3 yıldızlıda bile var artık. Gidip de fön mön götürecek halim yok. Saç bakımı sıfır. Evet. Sıfır. Makyaj dediğin çok az. Her şeyin artık küçük boyu var. Bir kere her şeyin en küçük boyunu alırım. Travel size dedikleri. Her şeyden en küçük boyda olur bende. Yani küçücük bir makyaj çantasıyla en az bir hafta seyahat edebilirim. Kıyafetle de öyle. Bir kıyafeti, mesela bu bir iş kıyafeti mi? Şu fuları 5 tane ayrı fular götür yanında. 100 gramdır bunun ağırlığı. 5 tane fularla ben size 5 gün ayrı kıyafetle çıkarım karşınıza. Biz hep batıyı konuştuk da siz doğuya doğru seyahat ettiniz mi? Çok severim doğuyu. Doğuyu tercih ederim hatta. Neden? Daha mı gizemli? Daha dingin, daha gizemli, daha çok şey öğreniyorum ama doğuya gitmeyeli çok oldu. Ocak sonunda inşallah bir Hindistan'ım olacak. Ama doğuya gitmeyeli çok oldu ve çok özledim. Burma'nın yerini kimse haritada bilmezken ben Burma'ya gidenlerdenim 80-90 senelerinde. Myanmar biliyorsunuz. Evet. Tayland'a gittim. Başka ne? Singapur'a gittim ama ne Çin bilirim, ne Japonya bilirim, ne Vietnam bilirim, ne Kamboçya bilirim, ne Laos bilirim. Bütün bunlara gitmek istiyorum. Bütün bunlara çok gitmek istiyorum. Hakikaten. İçinizde uhde olan bir yer var mı? Yani gidip bir daha görmeyi istediğiniz veyahut da gitmeyi planladığınız? Dediğim gibi en çok doğuya gitmek istiyorum. Doğuyu çok merak ediyorum. Çin'i özellikle çok merak ediyorum. Hong Kong'a bile daha gitmedim. İnşallah bundan sonra gideceğim. Güney Amerika, Afrika bunlar hiç? Patagonya'ya bile gittim Güney Amerika'da. Biz bunları hep konuşuyoruz da siz bize halen daha şöyle ilginç bir seyahat anınız, sıkıntınız, hatıranız olmadı mı yurt dışında? Nasıl? Bir seyahatiniz... Çok şey anlattım ben Güntay Bey. Anlattınız ama mesela hiç böyle bir macera bir şey yaşamadınız mı? Hadi size güzel bir tane seyahat anlatayım. Benim için en önemli seyahat diyebilirim. O da Concorde'la yaptığım bir seyahat. Ve de TürkSat biliyorsunuz. Evet, bizim iletişim sateliti. Evet, o zaman Fransa'dan. Onun uzaya yollanışı. Alcatel'le mi yapıyor? Bravo, Alcatel ve Aerospatial. Evet. Ve ben onların halkla ilişkilerini yaptığım için buradan basın grubunu ben götürürdüm. Ve oraya Concorde'la gitmiştik. Concorde herkesin bindiği bir uçak değildir. Değil, bir de oraya sefer yok, siz özel sefer yaptınız. Tabii tabii, özel evet. Seferdi canım. Evet. Özel seferdi. Yani bu launching, bu TürkSat'ın uzaya fırlatılışıyla ilgili özel seferdi. Paris'ten, Charles de Gaulle'den özel Concorde'la yapılan bir seferdi. İşte çıkardınız ağzımdan. Yok, heyecanlı bir hayır, Concorde'u anlatmadınız bize. Bu Concorde nasıldı? Nasıl? Ay, Concorde çok dardı, dar, incecikti. Evet. Yılan gibi böyle incecik. Evet, sanıldığı gibi konforlu bir uçak yok değil. Yok efendim ama çok
Tabii süratli. Çok daha süratli. Müthiş ne kadar zamanda gittiniz? 6 saat diye hatırlıyorum. Paris'ten Fransız Guyana'sına vallahi herhalde 8'den fazla değildi. Teşekkür ediyorum. Vallahi renkli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için söz alalım ama bir yeri bize detaylı anlatın. Tamam. Yani Hindistan olur, Burma'ya gider misiniz tamam. bilemiyorum. Çin olabilir. Olur. Siz doğudan olur. bahsediyorsunuz. Doğudan bir yeri bir yıl sonra konuşmak dileğiyle diyorum. Çok memnun olurum. Çok güzel hatıraları sayenizde hatırladım. Güzel bir program oldu benim için de. Bir yıl sonra görüşmek dileğiyle. Teşekkür İnşallah. ediyorum. İnşallah. İnşallah.